Katılım evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım evim, kim ev sahibi olmak istemez ki? Gül hazin sümbül perişan, bağızarın şevki yok. Dert nak olmuş hezarı, namekarın şevki yok. Başka bir haletle çağlar, cuh-i şevki yok. Ah eder inler bir kararın şevki yok. Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok. Sevgili izleyenlerimiz, Recaizade Mahmut Ekrem'in çok dokunaklı bir şiiriyle söze girdik. Bu şiir bestelendiği için olsa gerek, haylice meşhur olmuştur. Devamı da vardır. Farkı yok gir yeden, rüyi çemende jalenin. Meh bile zücretle ağlar halenin ne hasretle doğlar camı safası lalenin, Gönlüme tesiri olmaz ateşi seyyalenin, Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok. Bu mısraları Recai Zade Mahmut Ekrem, 20 yaşından önce ahirete uğurladığı sevgili oğlu Nijat için, Ona hasretle yazmıştır. Yakıcı bir mersiyedir yani. Gün gelmiş, Recaizade merhumun diğer oğlu Ercüment Ekrem Talu ki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteridir. Türkiye Cumhuriyeti bir numaralı birinci sıradaki genel sekreterdir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Çok kısadır görev süresi. 15-16 gün sonra azledilmiştir ama kalemiyle, mizah yazarlığıyla, özellikle romanlarıyla şöhret bulmuş, çok sevilmiş bir yazar olup 1959'da vefat etmiştir. Nüktedan biridir fakat dostları da az nüktedan değildir. Ercüment Ekrem'e sormuşlardır bir gün. Baban neden bu kadar içli yazar, okuyanı dinleyeni ağlatan mısralar döktürür? Cevabında ağabeyimin vefatı üzerine deyince Ercüman Tekrem soran kişi der ki yok yok ondan değil. Necat'ın gidip de senin sağ kaldığına kahretti adamcağız. Nüktenin de böylesi. Bu iki Üstad, baba oğul ikisi de üstat mevkiine sahiptirler. Hep hürmet görmüşlerdir. Aralarında ciddi görüş ayrılıkları olmasına rağmen bu böyledir. Çok sonraları 1986 yılında yanılmıyorsam vefat etmiş olan şarkı sözü yazarı Çiğdem Talo'nun dedesi ve büyük dedesidir. Çiğdem Talu yine yanlış hatırlamıyorsam 44 yaşında göçmüştü. O yıllarda yani 80'li yıllarda 80'li yılların ilk yarısında pop müziğinde söz yazarı dendiği zaman akla ilk gelen isimdi. Bir şarkısını bir çoğunuz hatırlayacaksınızdır. Seni düşündüm dün akşam yine diye başlayan işte öyle bir şey hani ıssız bir yoldan geçerken. Hani bir telaş duyar ya insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Mısraları hatırladınız. Başta söylenen mısraların manası üzerinde kısaca bir iki şey daha söyleyeceğim. Recaizade Mahmut Ekrem, bahar geldi diyor, güller açtı gerçi. Her tarafta bahar neşesi var ama sensiz baharın şevki yok. Geldi ama neyleyim sensiz baharın şevki yok. Hele ikinci okuduğum kıtada öyle muazzam metaforlar ve öyle edebi değeri yüksek ifadeler var ki cidden hayran olmamak kabil değil. Çimenler ağlıyor diyor. Çimenlerin üzerindeki şebnemler, çiğ damlaları diğer adıyla jale'lere bakıyor ve içleniyor. Bana öyle geliyor ki onlar da ağlıyorlar. Gökyüzünde ay bile mehtabın kucağında titreyerek ağlıyor. Dalındaki lale bile hasret kanıyla dolmuş bir kadeh gibi görünüyor gözüme ve Ateşten bir nehir dahi gönlüme tesir edemez. Çünkü ondan da şiddetli yanmaktayım. Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok demektedir. Recaiz Hale Mahmut Ekrem, çağdaşı bulunan bir diğer çok önemli şair, muallim Naci Merhum'la hayli ciddi görüş ayrılıkları içinde olmuşlardır. Edebiyat, anlamında. Ayrı yol tutmuşlardır. Birinin doğru dediğine diğeri yanlış demiştir. Abesle muktebes kafiye olur mu olmaz mı? Göz, göze göre midir, kulağa göre midir kafiye filan gibi ciddi teorik tartışmalar. Bunun da ötesinde eskiye düşkün olmak olmamak noktasında esasen Muallim Naci tarafındayımdır işin doğrusu. Ben onu daha çok tutarım ama Recaizade'nin de bu üslubunu, bu içten söyleyişini görmezden gelemiyorum. Onun bir beytiyle klasik şiirimize iyice yaklaşmıştım. 1980'li yıllardı. 82 veya 83. Hukuk talebesiyim. Okuduğum bir yargıtay kararında geçen bir kelimeyi anlamadığım için, kelimenin manasını bilmediğim için Kararı doğru dürüst anlayamıyordum. O kelime müncer idi. Lugattan manasını araştırırken öğrendim gerçi manayı ama Lugat sahibi Mustafa Nihat Özön'ün örnek olarak koyduğu Recaizade Beyti beni çok etkiledi. Müncer olur mu ya Rab bir subhi invisata vahdet gehimde böyle mahzun geçen leyalim. Hücremde geçirdiğim hüzünlü geceler ferah bir sabaha dönüşür mü ya Rabbi diyerek gayet dokunaklı, içli görüldüğü gibi Recaizade'nin mısralarında çok yoğun bir melal, bir hüzün hakimdir. Çünkü dediğimiz gibi evlat acısı yaşamış. Kolay değildir Allah vermesin. Recaizade Mahmut Ekrem, oğlu Ercüment Ekrem Talu bir iki cümle ile Ercüment Ekrem'den de bahsetmek isterim. Dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yapmış olan, Gün Batarken ve Beyaz Şemsiyeli isimli harika romanların sahibi olan, daha çok komedi yazarlığıyla, mizah yazarlığıyla şöhret bulmuş olan ve 1959'da göçmüş olan bu zat, oğluna hitaben bir takriz yazar. Gün Batarken isimli romanında Osmanlı'nın çöküşünü, yeni devletin kuruluş aşamasındaki ızdırapları hikaye eder. Çok da güzel hikaye eder. 120 sayfalık bir kitaptır meraklısına hararetle tavsiye ederim. Ve girişinde oğlu Muvakkar Ekrem'e ki Muvakkar Ekrem Çiğdem Talun'un babasıdır. Şunları yazar. Oğlum Muvakkar Ekrem'e. Sen doğduğun vakit oğlum, sicilli nüfusunda mukayyet bulunmakla mübahi olduğun bu devleti muazzamanın hudutları Adriyatik denizinden Basra körfezine uzanıyor. Yemen, trablus Garb, Garp, Cezayir-i Bahri Sefit, Haremeyn-i Muhteremeyn, Kalemrevi Saltanatı ya dahil bulunuyordu. Şarklara uzayı mutahharayı Resulullah'a, Gartla meşhedü hüda Digara Türk neferlerini gehbanidiler. Niçin ve nasıl olduğunu tarihlerde okursun, bir gün meşrutiyet ilan ettik diye devam eder. Ve yaşanan acıları, ızdırapları, milletin başına gelen felaketleri, dermansız omuzlarına cevren yükletilen suçlamaları hikaye ettikten sonra şöyle demektedir oğluna hitaben, bu takrizin son cümlelerini söylüyorum. Bir ihtiyar seni Sizleri düşündüm fakat neden bilmem kalbim pek o kadar sızlamadı. Yine parlak bir gün doğacağına ve senin o günleri göreceğine imanım var oğlum. 1922 ve baskıya verildiğini de şöyle hikaye eder yine takrizin içinde. Bu naçiz eser tezgahı tab'a verildiği zaman fezai beşeriyette altı buçuk asırdan beri neşre envar eden bir şemsi tabanı ihtişam ve azamet, bir neyyiri kudsi fazilet gurub ediyordu. Batıyordu diyor, o muhteşem güneş batıyordu, o ay batıyordu. Fakat biraz önce okuduğum cümlede dediği gibi, hüzünlendim gerçi evladım, torunlarım ne olacak diye ama neden bilmem kalbim pek o kadar sızlamadı. Yine parlak bir gün doğacağına ve senin o günleri göreceğine imanım var oğlum. 1922. O neslin hikayesini böyle büyük ustaların kaleminden okumakta fayda var, tanımakta, hatırlamakta fayda var. Çünkü hepimize çok ciddi dün dersleri lazım sevgili izleyenlerimiz. Dün dersleri. Çünkü dünü anlamadan yarına emniyetle bakmak mümkün değil. Bastığımız yere sağlam basabilmek için dünden ciddiyetle haberdar olmamız lazım. Her şey gönlünüzce olsun. Katılım Evim Hayati inançla Söz Arasındayız sundu. Katılım Evim kim ev sahibi olmak istemez ki?